Aşk 101, Netflix'in 3. Türk dizisi ve bence aynı zamanda 3. Türk fantastik dizisi. Hakan Muhafız'ı izlemeye karar verme aşamasında çok fazla inceleme izlediğim için diziyi izleyemedim. Geriden bakınca çok izlenesi gelmedi bana. Belki daha sonra izlerim. Ya da izlemem. Kendime de pek güvenemedim şimdi. Atiye'yi izledim ve beğendim. Bence Türk dizileri arasında hatırı sayılır bir yer edindi Atiye. Göbekli Tepe'ye olan ilginin de dünya çapında artmasına sebep olabileceğini düşünüyorum. Şahsen Göbekli Tepe benim gidip görmek istediğim bir yerdi ve diziden sonra isteğimde bir artış gözlemledim diyebilirim. Gel gelelim son zamanlarda dillerden düşmeyen Aşk 101'e. Öncelikle bilmeyenler için neden 101? Ondan bahsedeyim. Giriş dersleri için 101 sayısı kullanılır. Bu yalnızca yurt dışında olan bir durum değil. Türkiye'de de birçok üniversite giriş dersleri için bu sayıyı kullanır. Burada da Aşk 101 ile aşka giriş gibi bir ima yapılmış. Diziyi izlemeden önce birçok farklı platformda dizideki Osman karakterinin eşcinsel olduğuna dair bir söylentiye denk geldim. Fakat böyle bir durum yok. Bu bir PR çalışmasıysa çok başarılı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü diziyi birçok farklı kesime izletti bu söylenti. Her şeyin başında söylemem gereken bir şey var ki, cinsel yönelim yalnızca kişiyi ilgilendiren ve fazlasıyla mahremiyet içeren bir konu. Kimsenin bir başkasının cinsel yönelimi üzerinden onu ötekileştirmeye hakkı yok. Bunu bir şekilde kendine hak görmek aşırı saplantılı bir tutum bence. Hayatın temel kuralı saygıdır. Saygı oldukça huzur olur. Dizideki karakterin eşcinsel olması, dizinin akışını zedeleyecek bir detay olarak görünmemeli bence. Ayrıca şu an Netflix Türkiye'de kazanç sağlama derdinde. Homofobinin bu kadar sert bir şekilde yaşandığı bir ülkede kendine yeterli yeri edinene kadar karakter seçimini nabza göre yapacağını düşünüyorum. İyi niyetli düşünerek bunun reklam niyetiyle yapılmamış olmasını umuyor ve diziye geçiyorum. Dizide bir grup haşer öğrenci var. Hepsi farklı konulardan mimlenmiş durumda. Bu konular arasında öğretmenle öpüşmek, okul, yani kamu malına zarar vermek, insan yaralamak, okulda alkol tüketmek gibi ufak tefek önemsiz şeyler var. Ve dizimizde çiçeği burnunda bir öğretmenimiz var. O da diyor ki bu öğrencilere bir şans verelim, hemen atmayalım. 12 öfkeli adamdaki gibi 11'e 1 kalıyor ama direniyor öğretmen. Neden? İdealist çünkü. Çocukların örgün eğitim hayatlarını bitirmek istemiyor. Fakat tayini çıkıyor ve gelecek yıl okulda olmayacak. İşte dizinin konusu tam da buradan doğuyor. Bu bizim bir grup haşarı öğrenci. Okuldan atılmamak için onları koruyan öğretmenlerini aşık etmeye ve şehirde kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Çabaları bu yönde. Evet, biliyorum bu bir dizi. Fakat okuldan atılacak noktaya geldiyseniz daha realist çözümler ararsınız. Hocalara yalvarmak, ıslak kılı davranışlar sergilemek, özür dilemek, gerekirse nakil yaptırmak ve bazı okullar üzerinde söylüyorum, bağış yapmak da bu çözümlerden biri olabilir. Ama hocayı aşık etmek çok üst düzey bir fikir. Bunu düşünmeniz için dizi çekmeniz gerekiyor. Bu noktada dizinin ortasına konulan bu fikri çok zayıf buldum. Yolları bir şekilde kesişmiş 5 kişilik bir arkadaş grubu var dizide. Eda, Işık, Sinan, Kerem ve Osman. 5 farklı insan, 5 farklı hikaye. Birçok sorun var ortada. Sadece bu hikayelerin yoğunluğundan bile bambaşka konular ortaya çıkabilirdi. Arkadaşlıklarının detayları, kavgaları, çelişkileri, birbirlerine olan yakınlaşma süreçleri gibi bence çok önemli olan detayların çok yüzeysel olarak işlendiğini gördüm. Ve bu beni üzdü. Ama incelememin başına da söylediğim gibi bu dizi benim gözümde fantastik bir yapım. Ve olan biteni genel olarak hep buna yordum.
98 yılında lise okumak nasıldı bilmiyorum. Lise 2011'de başlamış biri olarak söyleyebilirim ki, derslerimin kötü olmamasına, kimseyle bir problem yaşamamış olmama, hatta bir sosyal sorumluluk projesi yürütmeme rağmen yalnızca sigara içtiğim ve yalnızca sigara içtiğim için gerçekten çok tatsız olaylar yaşadım. Sigara içmenin harika bir şey olduğunu savunmuyorum. Fakat o yıllarda birçok yanlış şey gibi çekici geliyordu ve içiyordum. Bu durumun beni çoğu kez müdürle ve öğretmenlerle karşı karşıya getirdiğini söylemek durumundayım. Tavırlarını ve bana yaptıklarını hiç doğru bulmasam da dayandıkları kuralların bir nebze anlaşılırlığı var. Fakat her sabah okula sıra olarak girerdik ve sakalı uzun olan, saçı uzun olan erkek arkadaşlarımız kapıdan alınmazdı. Etek boyunuz kısa olsa da aynı şekilde. Bu durum öyle bezdiriciydi ki ben lise 1'in sonuna doğru bırakmıştım etek giymeyi. Hatta farklı renkli hırka giymemiz bile ilk 2 yıl ciddi probleme dönüşüyordu. Hal böyle olunca ister istemez ağzınız açık izliyorsunuz olan biteni. Böyle liseyi ben de okurdum. He hey nidaları eşliğinde. Bitiveriyor 8 bölüm. Buna karşın dizinin bazı çok güzel yanları var. Mesela İstanbul'dan çok güzel açılar yer alıyor dizide. Ben karantina İstanbul'dan katılan biri olarak söyleyebilirim ki içim açıldı bu konuda. Şarkı seçimini uyumlu buldum bence, güzeldi. Sahneye ilgiyi de artıran yöndeydi. Ek olarak karakterler çok içselleştirilmiş. Oyunculukları beğendim. Sinan karakteri Mert Yazıcıoğlu'nun üstüne yapışacak bir karakter gibi duruyor. Gerçekten iyi bir performans sergilemiş. Sinan ailesi tarafından terk edilmiş bir çocuk ve başından geçenler anlatılıyor onun özelinde. Genel olarak onu bu tarz kendi içinde romantik ama bir o kadar da serseri, aile problemleri mevcut bir genç olarak izlemeye devam edeceğiz gibi geliyor bana. Sosyal medyada gözlemlediğim kadarıyla herkes bu küçük felsefi ama bir o kadar da problemli prense büyük ilgi duyuyor. Kadınlar sanırım ilişkilerinde kendini ortaya koymakla başkalarının yaralarını sarmayı birbirine çok karıştırıyor. Doktor değilseniz bir başkasını iyileştirmenin size pek bir yararı olmadığını, hatta çoğu zaman zararı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Tatlı hayranlıklar, büyük saplantılara dönüşmeden bir not. Gerçek hayatta o işler pek de öyle olmuyor. Aline Boz gerçekten güzel bir kadın ve Eda karakterini güzel canlandırmış. Onu klasik hanım kız çizgisinden çıkmış olarak gördüğüme sevindim. Eda ailesi tarafından yanlışın doğruluğuna fazlasıyla inandırılmış bir karakter. Işık karakterini canlandıran İpek Filiz Yazıcı'yı ben ilk kez izliyorum fakat 19 yaşındaymış kendisi. Lise hayatına bu kadroda en yakın olan o. Anı tazeleyerek dizi çekmiş, helal olsun. Işık aşka aşık bir karakter. Yani aşk ve aşık olma düşüncesi onu o kadar sarmış ki hepimiz aşık olmak için doğuyoruz gibi oldukça subjektif bir felsefeye sahip. Ayrıca İpek Filiz Yazıcı karakterle yakın bir çizgilerinin olduğu düşüncesini verdi bana. Ne kadar doğru bilemiyorum tabii. Kubilay Akan'ın canlandırdığı Kerem karakteri öfke problemi olan bir basketbol oyuncusu. Sanırım tıpkı Mert Yazıcıoğlu'nda olduğu gibi bu karakter de üste yapışıp kalanlardan. Kubilay Aka hep bu sinirli, problemli, yarı aşık tiplemeleri canlandıracakmış gibi geliyor bana. Ha, bu arada unutmadan dizide Işık Sinan'la, Eda da Kerem'le aşk yaşıyor. Yani bu arkadaşlık grubu bir nevi aşk grubuna dönüyor diyebiliriz. Selahattin Paşalı bu grubun yaşça sanırım en büyük ismi. Osman karakteriyle uyum içinde olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sakalı olmadığı ve taze bir yüzü olduğu için de liseli karakterlerin daha ekmeğini yiyebilir gibi duruyor. Osman para düşkünü biri. Realist, prensipleri var ve tek tutkusu para kazanmak. Ne kadar legal olduğu onun çok umurunda değil. İlk sezonda aşkı bulamayan Bio var. Bir de Bok Necdet. Konuşunca hem sinirlerim bozuldu. Bok Necdet. Dizide böyle bir durum var. Yani kanalizasyonda çekilse ancak bu kadar bok duyabilirsiniz.
Sanırım senaryoyu yazarken şöyle bir konuşma geçmiş kendi kendine senaristin. Bu çocuklar serseri. Ne yapsınlar? Küfretsinler. Ama çok da etmesinler. Hem zaten biz bunu başka dile de çevirmeyeceğiz mi? Çevireceğiz. O zaman böyle eski İncil gibi küfretmenin alemi yok. Çevirirken çok zorlanırız. Salak yazalım. Böyle daha yaratıcı bir şey. Buldum. Bok. Ya kaçarken ya sıçarken deyişinin çok yakıştığı nadir durumlardan biri olmuş diyebiliriz. İdealist öğretmenimizi Pınar Deniz canlandırıyor. Karakterle uyumlu olduklarını düşünüyorum. Ayrıca Pınar Deniz'i de çok beğeniyorum. Duru, sade bir güzelliği var. Eski nişanlısından ayrılma sahnesi epey tatlıydı bence. Öğretmen karakterine gelirsek aslında öyle tutkulu bir idealizmi yok aslında. Ama insanların hayatlarını bir anda mahvetmeye gönüllü değil. Belki de cesaret edemiyor. Yanlış yapana bir şans daha verilmesi gerektiğine inananlardan. Biraz da saf bir tipleme. Hatta böyle alık desek çok başımız ağrımaz. Diziye basketbol koçu olarak katılan ve her sahnesinde altından "Should I stay or should I go" çalan Kaan Urgancıoğlu karizmatik duruşuyla epey yakışmış rolüne. Sakatlık geçirdikten sonra basketbolu bırakan ve koç olmaktan, hocalık yapmaktan hoşlanmayan bir karakter. Bu da oldukça sık işlenen bir karakter. Tutuyor da her seferinde. Dizide her karakterin benzerini başka film ve dizilerden bulabilirsiniz. Tırnak içinde farklılığı aslında tutması garanti aynı karakterlerle işlemişler. Yersen. Dizinin çok gerçek ve çok acı iki noktaya parmak bastığını söylemeden de geçemeyeceğim. Birincisi aileler ve çocuklardaki yadsınamaz etkileri. İkinci ise öğretmenler ve öğretmenlerin çocukların hayatındaki yadsınamaz yeri. Zaten izlediyseniz fark etmişsinizdir. Birbirine aşık edilen karakterlerde bir tamamlama mantığı mevcut. Sinan'ın ailesi onu terk etmiş. Işık'ın ailesi onu çok sıkıyor. Eda'nın ailesi onu kendi baktıkları açıdan çok övüyor. Kerem'in ailesi ise oldukça yeriyor. Aşk sanırım hep bir tamamlama ya da tamamlanma güdüsü oluşturuyor insanda. Ya da sürekli göze sokulduğundan farkında olmadan gümbürtüye gidiyoruz. Sırasıyla bu beşlinin vukuatlarını izliyoruz. Yollarının kesişmesini, sonra küsüp dağılmalarını, ardından birleşip Voltron'u oluşturmalarını, sonra öğretmeni aşık etme görevini başarıyla tamamlamalarını, okuldan atılmamak için gerekli olan özrü gurur yapıp dilememelerini ve süreç içinde gerçekleşen aşk, kargaşa, kavga ve benzeri birçok duygu durum bozukluğunu. Bence dizideki arkadaşlığın en yüksekte olduğu nokta herkesin Kerem için kavgaya girmesiydi. Ama ne ara o kadar yakınlaştırır? İşte orası çok boşlukta kaldı. Bir de Işık'ın Sinan'a ilaç getirdiği bir sahne var. Orada bir insanın sevilme için ne kadar saklanamaz bir durum olduğu gözler önüne serilmiş. Bu yüzden beğendiğim bir andı. Bir de son bölümde sanırım Kemal Hoca, Burcu Hoca'ya duygusal bir konuşma yapıyor. Gerçek hayatta da bunun benzerine rastlamak zor. Çünkü duygularını saklamanın güçlü olmak olarak gösterildiği bir coğrafyada büyüyoruz. Dizide olup bitenlerini bu Işık karakterinin gelecekteki halinden dinliyoruz. Işık'ın büyümüş hali bence Badeşçil olmuş. Ama Eda'nın büyümüş hali Tuğba Ünsal olmamış. Bence. Umarım kalan karakterlerin gelecekteki hallerini seçerken daha titiz davranırlar. Umarım ikinci sezonda daha realist şeyler oluyordur. Umarım aşkı bu izledikleri yanılsama sanan genç arkadaşlarım acı gerçekle yumuşak bir şekilde tanışırlar. Ve yine umarım, en çok da bunu umarım, İkinci sezonda sınav soruları çalınmayan, zaten salgınla uğraşan, eve tıkılan, okuldan, öğretmenden uzak kalan, gelecek kaygısı yaşayan gençlerin sınav tarihi değiştirilmez. Bin bir zahmetle girilen, tırnaklarıyla kazıya kazıya bitirilen üniversitelerden sonra onlara çöp bidonu muamelesi yapılmaz. Gözlerinin içine baka baka torpille emekleri heba edilmez. İncelememin başında da dediğim gibi dizi tam bir fantastik yapım olur o zaman.
İlk defa bir dizi inceleme videosu yayınlıyorum dostlar. Aklımda videosunu hazırlamayı düşündüğüm birkaç yapım daha var. Siz diziyi izlediniz mi? Dizi ve elbette incelemem hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz mutlu olurum. Hoşça kalın.